Günaydın, hoş geldiniz ATV ekranlarına. Kahvaltı haberlerine bugün 12 Ocak Çarşamba. 2 saatlik yayın için hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'de, dünyada neler yaşandığını anlatacağız. Alanında uzman isimler ağırlayacağız. Bir de bu hafta Görme Engelliler Haftası. O yüzden çok kıymetli bir isim de birazdan bizimle olacak. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajlarıyla. Dün akşam Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında büyük ve güçlü Türkiye vurgusu öne çıktı. 2023 hedeflerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık. 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu dönemde vesayetin yenildiğini, terörün başının ezildiğini söyledi. Her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Beştepe'de yaşayan insan hazineleri, geleceğe aktarılan mirasın temsilcileri ödül töreninde verdi mesajlarını. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz. Türkiye geleceğe yürürken kültürel miraslarını da unutmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktaya dikkat çekti. Son olarak hüsnü hat sanatının da ilave edilmesiyle ülkemizin somut olmayan kültürel miras listesindeki değer sayısı 21'e çıkmıştır. Bilgileri ve becerileriyle ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir de müjde verdi. Dünyada geleneksel sanatların unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda yaşayan insan hazineleri listemizin her geçen yıl daha da büyümesi, milletçe bu ulvi gayeye sarılmayı sürdürdüğümüzü gösteriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tür çalışmaları daha çok destekleyerek ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz. Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödüller takdim edildi. Ebru sanatı alanında Tevfik Alparslan Babaoğlu, Tesip sanatı alanında Fatma Çiçek Derman, Karagöz sanatı alanında Alpay Ekler ödüle layık görüldü. Diğer usta isimler de ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Sona ermiştir, arz ederim. Başlayalım kahvaltı haberlerine, gazetelere bakmaya. Dün hepimizi yasa boğan o haber, futbolunu ve tüm tanıyanları, tanımayanları, Türkiye'yi üzen o haber. Henüz 27 yaşındaydı Ahmet Çalık, Konya sporlu ve üstelik nikah tarihi almak için Konya'dan Ankara'ya gidiyordu. Maalesef aracı bu hale geldi. Kontrolden çıktı ve kendisi de... O tartışmalar halen sürüyor ama kemeri bağlı mıydı değil miydi bilinmemekle beraber araçtan fırladığı ve bu şekilde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında spor dünyası Ahmet Çalık'a ağlıyor başlığını atmış Sabah gazetesi bu sebeple. Manşete geçelim. Manşette kurtaramadığımız, göz göre göre kaybettiğimiz bir başka genç kadının hikayesi. Dilara Yıldız 29 yaşındaydı henüz, üstelik bir avukat. Eski uzman çavuş Oktay Dönmez, eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı uzun süredir tehdit ediyordu. Sana kanınla duş aldıracağım diye mesaj atıyordu. Yıldız defalarca şikayetçi olmuş, uzaklaştırma kararı bile çıkarmıştı. Dönmez ailesinin yanına giden Yıldız'ın evine zorla girdi, 10 gün bekledi ve onu nasıl öldüreceğini o esnada planladı. Dilara Yıldız eve gidince başına silah dayayıp darp etti, senet imzalatmaya çalıştı. Zorla yemeğe çıkarmak isteyince Yıldız özellikle Tuzla Polis Merkezi'nin yanındaki bir restoranı seçti ki arkadaşları yardım edebilsin. Polis restorana girdiği sırada Dönmez silahıyla 3 el ateş ederek Yıldız'ı oracıkta öldürdü maalesef. O restoranı seçmesi yaşamayı devam edebilmesini sağlamadı, kurtulamadı zavallı genç kadın. Birazdan bakacağız hikayesine. Açılışta verdiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesayeti yendik, terörün başını ezdik mesajları Sabah gazetesinde de ilk sayfadan duyurulmuş. Az evvel zaten kendi ağzından yer vermiştik. Bir taraftan o HDP'li Semra Güzel'in teröriste çekilmiş fotoğrafı tartışılmaya devam ediliyor. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok sert tepkileri vardı. Hiç gazeteden okumayayım, o anlara gidelim. Mecliste salı mesaisi yine yoğundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısı da kürsüdeydi. Hedefinde PKK'lı teröristle sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan o HDP
HDP'li Semra Güzel vardı. Mecliste terörist istemiyoruz. Kurduğu cümle bu. HDP'yi Türk siyasetinde bir saniye bile görmeye tahammülümüz yok dedi Bahçeli. Erken seçim çağrılarına yanıtan Cumhurbaşkanımızı göndermeye güçleri asla yetmeyecek ifadelerini kullandı. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli net konuştu. HDP'yi yerden yere vurdu. PKK'lı terörist sevgilisiyle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için dokunulmazlığı kaldırılsın dedi. Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir. Bahçeli, HDP'ye açılan kapatma davasını hatırlattı, Anayasa Mahkemesi'ne de seslendi. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de bir hakkın yapmasını bekliyoruz. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, sonra da karşımıza geçip barış ezberlerini utanmadan, sıkılmadan arka arkaya sıralayacaklar. Bu ne kepazeliktir. Sonra sözü Şanlıurfa'da 3 askerin şehit düştüğü saldırıya getirdi. Bu kez sert sözlerle Millet İttifakı'na yüklendi. Samimiyet fukaraları dedi. HDP'yi küstürmemek için 40 dereden su taşıyanlar samimiyet fukarası, millet ve milliyet muhalifleridir. Ey zillet partileri, çekinmeyin. PKK bomba tuzakladı, sonra da patlattı derseniz sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan terör teftişini de unutmadı. Sorularının muhatabı bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Diyader iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu, geçmiyor mu? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza. Mertçe söyle. Ve muhalefetten gelen erken seçim çağrıları. Dün hedef Bülent Ecevit'ti, bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kurgu aynıdır. Demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermeye gücü asla yetmeyecektir. HDP'li milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında terör suçlamasıyla hazırlanan fezlekede son durum ne? Ona da bakalım. Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi fezleke. Meclis Genel Kurulu'ndan da geçtikten sonra Güzel için yargı yolu açılacak. Bölge insanımızı bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız. Öldürülen PKK'lı sevgilisiyle boy boy fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması an meselesi. Başsavcılığın hazırladığı fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Bakanlık da meclise sunulmak üzere fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na iletti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmekle terörist sıfatınız üzerinizden kaybolmaz. Millet Meclisi çatısı altında milletimiz ne istiyorsa biz de bunu yapacağız. Yargı yolunu açar, böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Fezleke mecliste önce Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon üyeleri dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanırsa bu kez genel kurulda oylama yapılacak. Kabul edilmesi durumundaysa Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar. Güzel'e İyi Parti'den tepki, HDP'den destek gelirken siyasetin neredeyse bir numaralı gündemi halini alan fotoğraflarla ilgili Millet İttifakı'nın ortağı CHP sessizliğe büründü. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında 1,5 saate yakın konuştu ama HDP'li vekilin skandal fotoğraflarıyla ilgili tek bir cümle bile etmedi. Terör örgütleriyle yan yana fotoğraf çeken sözde milletvekiliyle ilgili bir tek kelime duydunuz mu ağzından? Devam edelim günün manşetlerine bakmaya Hürriyet gazetesiyle. Bakalım Hürriyet gazetesinde hangi haberler öne çıkarılıyor bu sabah.
O uçak nasıl kalktı haberine bakalım. Kazakistan'dan gelen son uçaktan bahsediliyor. Uğur Cebeci, Kazakistan Havalimanı işgal edildiğinde pistteki Türk kargo uçağının Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve eşiyle birlikte havalandığı dakikaları yazıyor Hürriyet gazetesinde bugün. Kargo uçağının apronda olduğunu belirtiyor. Göstericiler havalimanının neredeyse tamamını işgal etmişti. Hatta saldırıya uğrayan Türk uçağında görevli iki kişi zor kurtuldu. Ortalık biraz yatışınca TAV uçağı 40 ton yakıt yükledi. İlker Aycı ve eşi otellerinden alınan 4 pilotla alana getirildi. Uçak pistte kısa bir koşuşun ardından havalandı. Protestolar süresince Kazakistan'ın Almatı kentine mahsur kalan Türk Hava Yolları çalışanları dahil 3'ü bebek 167 kişi de dün özel bir seferle Türkiye'ye getirildi. Normal seferler bildiğiniz gibi şu anda yapılmıyor, durdurulmuş durumda Kazakistan'a. Hafife almayın çünkü yoğun bakımda alarm var. Vaka sayılarının çok yüksek olduğundan söz ediyoruz. Ama vefat sayıları yükselmediği için insanlarda bir rehavette var. İşte Hürriyet gazetesi bu rehavete ilişkin uyarılarını sıralamış bugün. Vakalardaki artış hastanelerde yoğun bakımları doldurdu. Omikron'un yaşlı çocuk ayırt etmediğini belirtiyor uzmanlar. Bu varyantı hafife almayın, aşınızı olun, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyun diyor. Vakalar 75 bine dayandı. Birazdan bakacağız. Rekor kırıldı. Ve tabii yılbaşı kutlamalarının etkisinin daha da görünür hale gelmesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. Hastanede yatanların çoğu ya aşısız ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış kişiler. Bunu zaten biliyoruz. Profesör Doktor Tevfik Özlü, Omikron'un hızlı bulaşması nedeniyle vakaların ne kadar artabileceğini tahmin edemediklerini söyledi. Vaka sayısı bu hızla artarsa hastane ve yoğun bakım doluluk oranları da artar ve maalesef toplumda duyarlılık kaybı var, tedbirlere uyum azaldı diyor. Omikron'a yakalanan Profesör Doktor Zafer Kurugöl ise vakaların daha da artacağını söylüyor ve şu önerilerde bulunuyor. Tiyatro, sinema, AVM, restoran ve konserde aşı şartı getirilsin. Toplu taşımada insan trafiği çok arttı. Kademeli mesai yapılmalı. Sömestr tatili de bir hafta öne çekilsin diyor. 10 milletvekili de korona olmuş ve İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin Down sendromlu çalışanı Arişen 35 yaşında, oranın neşe kaynağı olarak bilinen biri aslında. O da maalesef korona yüzünden hayatını kaybetmiş. Bugün Hürriyet gazetesinden öğreniyoruz. Uzmanların bu çağrısı çok çok kıymetli. Hakeza Kurugöl'ün dediği gibi Avrupa'da bildiğiniz gibi tüm ülkelerde bu yasaklar var. Aşısızlar en ufak bir kafeteryaya bile giremiyorlar. İşte tedbirlerin artırılması yönünde tavsiyeleri var bilim kurulu üyelerinin de. Gelelim o acı habere, futbolun Türkiye'nin acı kaybına. Milyonları, Türk futbol camiasını yasa boğan o haberi dün sabah aldık. Galatasaray ve İttifak Holding Konya Spor'da forma giyen Ahmet Çalık henüz 28 yaşındaydı. Önümüzdeki ay düğünü vardı. Dün sabah nikah tarihi almak için Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Fatih ters bir vuruş, top direkten döndü. İkinci pozisyon 1-1. Ahmet Çalık. Yanımdan geçti ama çok suratlı diyor. Geçmesiyle zaten taklatması başladı diyor. Şarampola indiğini görmüş. Henüz 28 yaşındaydı. İttifak Holding Konya Sporlu milli futbolcu Ahmet Çalık nikah günü almak üzere yola çıktığı Ankara'ya ulaşamadan trafik kazasında hayatını kaybetti. Nikah işlemleri için Ankara'ya geliyordu Konya'dan sabah. İşte yakın zamanda nikah vardı. Genç futbolcu Konya'dan yola çıktı, Ankara'ya doğru ilerliyordu. Ankara'ya varmak üzereyken aracının kontrolünü kaybetti ve refüjden aşağıya düştü. Metrelerce sürüklenen araçtan genç futbolcu cansız olarak çıkarıldı. Ankara Niğde otoyolunda meydana geldi kaza. 135 metre sürüklenen araç kullanılamaz haldeydi. Şarampole savrulan aracın parçaları yola fırladı. Jandarma ekipleri araçtan metrelerce uzakta tarlanın içinde Konya Spor atkısını buldu. İlk belirlemelere göre araç oldukça hızlıydı. Kontrolünü kaybeden Çalık işte bu noktadan refüje doğru yuvarlanmaya başladı ve metrelerce uzağa kadar sürüklendi. O sırada genç futbolcunun emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Yolda aracın fren izine de rastlanmadı. Yaklaşık 50-60 metre falan uzağa fırlamış yani, herhalde emniyet kemeri bağlı değilmişti.
Genç futbolcu Ahmet Çalık'ın aracında yapılan inceleme tamamlandı ve ekipler bu bölgedeki çalışmanın ardından aracını çekiciyle götürüyor. Çalık'ın cenazesi morga kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi ve evlilik hayalleri yıkılan nişanlısı ayakta durmakta zorlandı. 2020 yılında Konyaspor'a transfer olan Çalık daha önce Galatasaray ve Gençler Birliği'nde de oynadı. Kariyeri boyunca 8 kez de A milli takım formasını giydi. Çok heyecanlanmıştım. Elim ayağım boşalmıştı. İlk A milli takım kampım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç futbolcunun cenazesi Elmadağ aile mezarlığına defnedildi. Geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ilişkin yeni gelişmeleri aktarmıştık. 3 ayrı kariyer basamağına ayrılıyor öğretmenlik. Bugün Milliyet Gazetesi detayları aktarmış manşetten. Bakalım öğretmene kariyer yolu, uzman ve baş öğretmenin maaşı artırılacak bu kapsamda. Öğretmenlik mesleği öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılıyor. Uzman öğretmen veya baş öğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı bir derece verilecek. Aday öğretmenler, aday öğretmen yetiştirme programına tabi tutulacak. Süreç sonucunda başarılı olanlar atanacak. Yüksek lisansı tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için, doktora eğitimini tamamlayanlar baş öğretmen unvanı için yazılı sınavdan muaf tutulacak. Aday öğretmenlikte geçecek süre 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Uzman öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a, baş öğretmenlere ödenen tazminatsa %40'dan %120'ye yükseltilecek. Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Ek gösterge ikinci dereceliler içinse 3000, üçüncü derecedekiler içinse 2200 olacak. Hakikaten öğretmenlik mesleğindeki, hani çoğu zaman duyarız ya öğretmenlerin serzenişlerini, adaletsizlik var derler. İşte o adaletsizlik bu şekilde sona erecek gibi duruyor, dileriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu arada HDP'li o vekile, güzele çok sert tepki geldi. Bu olaya eyvallah diyemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi kurdu. Meclis çatısı altındaki bir milletvekilinin geçmişte de olsa PKK kampında peşmerge giymiş bir teröristle kıyafetlerinin çıkması kabul edilemez. Böyle bir olaya eyvallah diyemeyiz dediği öğrenildi. Kazakistan'dan büyük tahliyeyi az evvel aktarmıştık. TH Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı görüyoruz. Dün son tahliye edilenlerle de yakından ilgilendi. Aycı işte bu fotoğrafta gördüğümüz gibi. Ve dün aktarmıştık ama bugün gazeteden de okuyalım. Önemli bir gelişme. Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler açısından önemli bir gelişme. Normalleşme sürecinde ilk adım atıldı ve Kılıç resmen özel temsilci oldu. Moskova'da gerçekleşecek ilk zirve ve Büyükelçi Serdar Kılıç resmen Ermenistan özel temsilcisi olarak bulunacak orada. Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi Ruben Rubinyan da 14 Ocak'ta karşısında olacak Kılıç'ın. Devam edelim havaların durumuyla. İstanbul'da hava deyim tam değerinde buz kesti. Dünden bu yana Poyraz fırtınası ve yağış sürüyor. Yağışın bu akşam kara dönüşmesi bekleniyor. Termometreler -4 dereceyi görecek ki bu son 10 yılın en soğuk kışı demek. Yağacakmış Perşembe günü geliyormuş. Tutsun bence. Mikropların ölmesi lazım. 10 yılın en çok karı gelecekmiş. Keşke. Sıcaklık derecesi aniden düştü. Mega kentte soğuk hava etkisini gösterdi. İstanbul'da şiddetli Poyraz nedeniyle hava adeta buz kesti. Kent genelinde kar alarmı verildi. Çarşamba günü yani yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışını İstanbullular görmeye başlayacak. Sabah gece saatlerinde kar yağışı devam edecek. Termometrelerin -4 dereceyi görmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde de kar yağışı ile birlikte yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da hava soğudu, daha da soğumaya devam ediyor. Yarından itibaren kar yüzünü gösterecek. Bu kez Çamlıca'nın tepelerinden değil, İstanbul'un batısından merhaba diyecek soğuk hava. Ve cuma günü de yeni bir kar yağışıyla İstanbullular bu yıl 10 yılın ardından kara doymuş olacak. Öncelikle Bakırköy, Silivri, Çatalca, Başakşehir kar yağışını almaya başlayacak. Daha sonra İstanbul'un merkez ilçeleri yani diğer ilçeler İstanbul'a doğru yaklaştıkça Beşiktaş, Sarıyer gibi Beykoz, Anadolu yakasındaki ilçeler daha sonraki saatlerde almaya başlayacak. Kar yağışının bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Ama özellikle cuma günü mega kentin kara teslimi olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü kar yağışını doya doya hissedeceğiz.
Hatta patenlerimizi, yani kayaklarımızı, kızaklarımızı artık nerede kayacak yer varsa oralar için hazırlayalım. Uzmanlar yola çıkacakları uyarıyor. Şehir dışına çıkacak olanların cuma günü yoğun kar yağışından dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Bununla birlikte yine buzlanma ve don olayı da beraberine gelecek ki araç sahiplerinin yanlarında zincir, takoz, kış lastikleri, bunların hepsinin bulunması gerekiyor. Hava soğudukça dışarıda yürümek zorlaşıyor. Bu yüzden de gördüğümüz ilk restorana, kafeye sığınıp orada oturup ısınmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Kar geldiğinde kalabalık ortamlara girersek eğer hem gribal enfeksiyonların hem de omikron varyantının yayılması daha da artabilir. Daracık bir odada 5 tane Covid'li ile beraberseniz %99 Covid olacaksınız. Ama koca bir spor salonunun öbür ucunda bir Covid'li varsa olmayacaksınız gibi basit bir örnekle açıklayabiliriz bunu. Yurdun batı kesimlerini etkisi altına alan Poyraz fırtınası ve yağış ardında hasar da bıraktı. Muğla'nın birçok ilçesinde sel ve su baskınları meydana geldi. Kırklareli'de ise çok sayıda binanın çatısı uçtu. Tek tek kurtarıldı hayvanlar. Ekipler de iş başındaydı, sahipleri de. Muğla'da etkili olan sağanak, Menteşe ilçesinde sele dönüştü. Metrekareye 100 kilogram yağış indi. Karabağlar yaylasını su bastı. Ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, sahipleri ve yetkililerin çabalarıyla kurtarıldı. Su baskınından nasibini alan bir diğer ilçe ise Bodrum'du. Bölgede dün temizlik çalışması vardı. Ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliyesi saatlerce sürdü. Megakent İstanbul'sa Poyraz fırtınasının etkisindeydi. Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Park halindeki 2 araçta maddi hasar oluştu. Kırklareli'de de benzer görüntüler kayda geçti. Fırtına kente 10 apartmanın çatısını park halindeki araçların üzerine savurdu. Fırtınaya ağaçlar da direnemedi. Kökünden sökülen birçok ağaç iş yeri camlarını kırdı. Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 11 Ocak günü, yani dün, vaka sayısı 74.266. Test sayısı da oldukça yüksek. 430.253 kişi test yaptırdı. 137 vefat sayısı az görünse de, daha doğrusu fazla. Allah'tan rahmet diliyoruz tüm vatandaşlarımıza. Ama bu artışa oranla aynı şekilde vefat sayısının yükselmediğini görüyoruz. Neyse ki. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu böyle devam etmeyebilir diyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki artışın ölüm oranlarına yansımamış olmasına dikkat çekiyor ve bu sizi yanıltmasın diyor. Mesajında aynı zamanda Koca, vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış vefat sayılarına henüz yansımış değil ama omikron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça risk grubundakiler için tehlike kaynağı omikron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum lütfen sizi yanıltmasın, tedbirlere devam dedi. Peki dünyanın Covid gündemine de göz atalım. Avrupa İlaç Ajansı'ndan umutlandıran bir açıklama var, onu aktaralım. Pandeminin yakında etkisinin azalmaya başlayacağı belirtildi. Çok şükür nihayet, ama pek çok ülkede vakalar halen artış seyrinde. Amerikan Başkanı Joe Biden son açıklamasında çok endişeliyim dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yine kısıtlamalara rağmen düzenlenen bir partiyle gündemde. Çok sayıda vekil Johnson hükümetinin artık görevi bırakmasını istiyor. Pandemi endemiye dönüşüyor. Dikkat çeken açıklama Avrupa İlaç Ajansı'ndan geldi. Ajansın aşı strateji yetkilisi Marco Cavalleri, virüsün giderek endemik hale geldiğini söyledi. Ancak virüs ve aşılarla ilgili soruları yanıtlayan Cavalleri, henüz pandemi aşamasının sona ermediğinin de altını çizdi. We are moving towards indeed the virus becoming more endemic, but I think we cannot say that we have already reached that status. Cavalleri, Omikron'un en hızlı bulaşan varyant olduğunu hatırlattı. Semptom göstermeden hastalığa yakalanan çok kişi olabilir dedi. Aşılarla ilgili ise net konuştu. Her 3-4 ayda bir takviye aşı yaptırılması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise endişe hakim. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikan Başkanı Joe Biden, salgının dünya genelindeki yayılma hızına dikkat çekti, endişeli olduğunu söyledi. Öte yandan Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden Demokrat Senatör Bernie Sanders, maske konulu yasa teklifiyle gündemde.
Her Amerikalının kendini güvende tutacak maskesi olmalı diyen Sanders, üst düzey koruma özelliği olan N95 türü maskelerin ücretsiz olarak evlere gönderilmesi için yasa teklifi sunacağını söyledi. Omikronla mücadelede sıkı kapanma stratejisi izleyen Çin ise işi şansa bırakmak istemiyor. Karantina altına alınan milyonlarca nüfuslu şehirler arasına bir yenisi daha eklendi. İki kişi de omikron vakasının tespit edildiği 5 milyon nüfuslu Anyang şehri karantinaya alındı. Zorunlu olmayan tüm işletmeler kapatıldı. Toplu test uygulaması başlatıldı. Fransa'da ise sokaklarda hareketlilik vardı. Başkent Paris'te kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşların iyileştirilmesini talep eden sağlık çalışanları sokaklara döküldü. Fransız hükümetinin duyarsızlığı protesto edildi. İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson yine bir korona partisiyle gündemde. Ülkede kapanmanın en yoğun uygulandığı Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesine verilen 100 kişilik partinin davetiyesi basına sızdı. Başbakan Boris Johnson yeniden eleştiri oklarının hedefi oldu. Partiye dair kanıtın ardından çok sayıda kişi İngiltere Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu. Parlamentoda ise gözyaşı vardı. İngiliz milletvekili Jim Shannon, Başbakan Johnson'ın korona tedbirlerini ihlal etmesini sert bir dille eleştirdi. Kısa süre önce annesini korona nedeniyle kaybettiğini hatırlattı. Gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta zorlanan Shannon, Johnson'ın pandemi konusundaki tavrına isyan etti. NATO-Rusya Konseyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının gündemi Ukrayna krizi. Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkiler uzun süredir oldukça gergin. Sınırdaki askeri hareketlilik son dönemde iyice arttı. Kriz nedeniyle Rusya ve NATO arasında da ipler oldukça gerildi. NATO ve Rusya sorunu diplomatik yollardan halledebilmek için yeniden aynı masaya oturacak. Hafta başında Cenevre'de başlayan Amerika ile Rusya arasındaki görüşmelerin ardından NATO-Rusya Konseyi de bugün Brüksel'de toplanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek toplantıda aktardığımız gibi Ukrayna krizi ele alınacak. Bölgedeki askeri faaliyetler ilişkin meseleler, karşılıklı şeffaflık ve Avrupa'nın güvenliği konuşulacak. Öte yandan Cenevre'deki Amerika ve Rusya arasındaki görüşmelere ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama var. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın diplomasi konusunda ciddiyetini anlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Amerikan polis helikopterinin havalanmasına sebep olan bu kez bir otomobil hırsızıydı. Peşindeki orduyu atlatmak için her yolu denemekten çekinmedi ve bakın nasıl anlar geçti kayda. Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı. Polisleri peşinden koşturan hırsız kıskıvrak yakalandı. Amerika'nın Atlanta kentinde otomobil çalan hırsız polis tarafından fark edildi ve aksiyon filmlerini aratmayan bir takip başladı. Hırsız kısa süreliğine peşindeki polislerden uzaklaşmayı başardı ama havadan da takip edildiğinin farkında değildi. Hırsız viraja hızlı girince kontrolü kaybetti. Araç önce yoldan çıktı, sonra elektrik direğine çarptı. Araçtan inen hırsız bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler de hemen arkasındaydı. Kısa süre sonra köşeye sıkıştı. Kıskıvrak yakalanan hırsızın pek çok suçtan arandığı belirlendi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sıklıkla kilo verme yöntemlerinden konuşuyoruz ama bir meseleyi atlıyoruz. Çok da mühim bir mesele bu. Duygusal açlık konusu. Hakikaten neyi neden yiyorsunuz sorusu. Bugün Oksijen gazetesinde iki doktorun karşılıklı söyleşisini aktarmak istiyoruz size. Dr. Mark Hyman ve Dr. Rangan Chatterjee. Ve bu duygusal tarafa dikkat çekiyorlar. Kilo verme konusunun duygusal yönünü atlıyoruz diyorlar. Birçok yaklaşım yoksunluğa, kısıtlamaya, cezalandırıcı diyet ve egzersizlere dayanıyor. Bunlar sadece
sadece 2-3 haftalığına işe yarıyor. Sonra her şey başa dönüyor diyorlar. Bu spor dayatması ve sanki bizim vücudumuzun işleyişinde bir şeyler eksik de illa daha az yiyip daha çok egzersiz yapmak zorundayız ki sağlıklı kilomuza ulaşabilelim yanılgısının altını çiziyorlar aslında. Aksine siz zorla sadece kilo vermek için istemeden spor salonuna gittiğinizde vücudunuzda kortizol seviyesi yani stresiniz artıyor ve bu yüzden zaten kilo vermeniz imkansız hale geliyor. İşte bu yüzden doktorlar özellikle buzdolabını açtığında mesela insanlara soruyor. Ne düşünüyorsun? Şu an ne hissediyorsun? Hakikaten aç mısın? Yoksa sadece mutlu olmak için öylesine bir şeyler mi yiyeceksin? Bakın ne diyorlar? İnsanlara ne yiyorsun diye soruyoruz. Aslında seni yiyip bitiren ne diye sormamız gerek. Hastalarımdan buzdolabını açtıklarında şu iki soruyu kendilerine sormasını istiyorum. Ne hissediyorum ve neye ihtiyacım var? Bu noktada tabii hiç egzersiz yapmayın gibi bir tavsiyeleri de yok. Ama en ufak bir açık hava yürüyüşü bile bildiğiniz gibi açık havada oksijen nedeniyle yağ yakımımız da hız kazanıyor. En ufak bir açık havada yürüyüş bile sizin aslında sağlıklı ideal kiloya ulaşmanıza yardımcı olur. Yeter ki duygularınızla yeme işini birbirine karıştırmayın tavsiyesinde bulunuyorlar. Bir ara verelim, birazdan kahvaltı haberlerinde olup biteni anlatmaya devam edeceğiz. Televizyonlarını yeni açanlara bir kez daha günaydın diyelim. Hoş geldiniz ATV ekranlarına. Kahvaltı haberlerine 11 Ocak sabahında, 12 Ocak sabahında olup biteni anlatmaya devam ediyoruz. Bolu'dan bir haber koyduk bu bölümde ilk sıraya. Kamyonla otomobilin çarpıştığı kaza maalesef bir aileye mezar oldu. Çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan asker ailesinin 4 ferdi yaşama gözlerini yumdu. Tavanı koptu, kapıları uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobil aynı aileden 4 kişiye mezar oldu. Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşandı feci kaza. 48 yaşındaki Aziz Asker D-170 karayolunda otomobiliyle seyir halindeydi. Sürücü ıslak zeminde aracına olan hakimiyetini kaybetti. Otomobil savrulup karşı şeride geçti. Tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kaza öylesine şiddetliydi ki otomobil tavanı gövdeden ayrıldı, kapılar yola savruldu. Kazayı haber alan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine koştu. Sürücü Aziz Asker'le 44 yaşındaki eşi Fadime, 20 yaşındaki kızı Beyza Nur ve 11 yaşındaki oğlu Fatih Emre'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor. Antalya'da yaşayan Nusret Özdemir, hamile eşinin doğum sancıları başlayınca hemen ambulans çağırdı. Kendisi de motosikletiyle o ambulansın peşine takıldı. Yolda trafik kazası geçirdi o da, bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan talihsiz adam beyin kanaması geçirdi. 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dünyaya gelen bebeğini göremeden hayata gözlerini yumdu. Eşini doğuma götürürken kaza yaptı, kızını göremeden can verdi. Antalya Gazipaşa'da yaşayan Selma Özdemir 9 aylık hamileydi. Geçen cumartesi doğum sancısı tutunca eşi hemen ambulans çağırdı. Kendisi de motosikletine binip ambulansı takip etmeye başladı. Ne olduysa jandarma kavşağına geldiklerinde oldu. Nusret Özdemir'in motoru bir otomobille çarpıştı. 24 yaşındaki genç beyin kanaması geçirmişti. Hemen Alanya'ya sevk edildi. Kızı dünyaya geldiğinde ameliyattaydı. Ardından da uyutuldu. Sabaha karşı hastaneden acı haber geldi. Genç baba yaşam mücadelesini kaybetti. Kucağına alamadığı kızı ise sarılık tedavisi için hala hastanede tutuluyor. Kadın cinayetlerinin son kurbanı avukat Dilara Yıldız oldu. Eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Üstelik katil zanlısının genç avukata attığı tehdit dolu mesajlar olayın planlanmış, kasıtlı bir cinayet olduğunu da gözler önüne seriyor. Yavrum, 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 nereye gidiyorsun sen ya? Tehdit edildi, polise gitti, koruma kararı aldırdı ama eski nişanlısından kurtulamadı. Elinden gelen her şeyi yaptı.
ama öldürüldü yani. Yaşadıklarıyla Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu Dilara Yıldız. Avukattı, hep kadınların yanındaydı. Ama Tuzla'da polisin yanı başında her ayrıntısı kan donduran korkunç bir cinayetin kurbanı olmaktan kaçamadı. Kuzenimin yaşadığı güvenlikli, ultrasyon güvenlikli siteye, kuzenim yıl dışında seyahatteyken evine girmiş. 10 gün boyunca kuzenimi evde beklemiş. 10 günün sonunda kuzenim dün akşam eve geldiğinde silah zoruyla kuzenimi alıkoymuş. Yıldız Oktay Dönmez'den 5 ay önce ayrıldı. Ancak iddiaya göre şiddet ve öfke peşini bırakmadı. Kapıda yakalıyor. Silah kafasına dayayıp ablamın bütün malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam imza atmıyor. Bir şekilde kandırıyor, buraya getiriyor. 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez de Tuzla'daki işte bu restoranta geldi. Buraya gelmesi asıl amacı kendisine yardım çağırmaktı. Çünkü hemen yanı başında bir polis merkezi vardı. Ancak Oktay Dönmez eski nişanlısının yalnız bir şekilde tuvalete gitmesine bile müsaade etmedi. Kendisine eşlik etti. Genç avukat bir yolunu buldu, telefonuna sarıldı. Yakınlarından yardım istedi. Zaten o akşam boyunca uğraşmış. Kız kardeşi aradığında kız kardeşine de bir şekilde şifreli konuşmuş. Mesaj vermeye çalışmış. En son anlamışlar. Diğer kuzenime haber vermişler kurtar diye. Yakınları hemen polisi aradı, yardım istedi. Ancak saldırganı kapıda gördüğü polis memuru bile durduramadı. Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Dün akşam beni aradı, dayı beni kurtar diye. 5 dakika geç kaldım sadece. Bir 5 dakika daha önce gitseydim kurtaracaktım ama yapamadım yani, yetişemedim. Kuzenim yetişememiş. Orada kuzenimi 4-5 el ateş ederek öldürmüş. Sen ölüyorsun. Genç avukatın cansız bedeni yakınlarının gözyaşları içinde adli tıbba götürüldü. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor. Ama çıkmasına izin vermeyin. Benim ablamın sesi olun. Dilara Yıldız'dan geriye kadına yönelik şiddetle mücadele gününde yaptığı paylaşım kaldı. Kadın cinayetlerine karşı çok duyarlıydı. Çok fazla paylaşımları vardı. Müvekkili bir kadını öldürmüşse o davaya dahi bakmazdı. Katil zanlısı ise adliyeye sevk edilirken o bilindik bahanenin arkasına saklandı. Neden yaptınız? Nişanlıyken aldatmış. En ağır cezayı alır dileriz. Ümraniye'de ise bir sürücü dün öldüresiye dövüldü. Yol ortasında yaşanan şiddetin nedeni sıradan bir trafik kavgası değil tabii. İddiaya göre sürücü bir çocuğu mesajlarla taciz etmişti. O çocuğun akrabaları tacizcinin peşine düştü. Kaçmak için her yolu deneyen zanlı sonunda yanlışlıkla bir çıkmaz sokağa girdi ve kaçınılmaz son yaşandı. Buradan hızlı bir şekilde gelen bir tane siyah bir minibüs arabayla kaçarken de yolda kaputu atlıyor. Oradan ön camına vuruyor. Oradan içeri girmeye çalışıyorlar. Burası da çıkmak sokak olduğu için burada kaldı. Sonra arka camdan seyrandayken birisi atlıyor. Arabanın içine giriyor. Camı kırıp giriyor içeri. Oradan boğazına sarılıyor. İşte o kişi de öyle itiş kakış arabada buraya giriyorlar. Yaşananların her saniyesi bir film senaryosundan farksızdı. Öfkeli takip linç girişimine kadar vardı. İddiaya göre linç edilmek istenen kişi 13 yaşında bir kız çocuğunu telefon mesajlarıyla taciz etmişti. Çocuğun akrabaları tacizciye randevu verdi. Buluşma saati geldiğinde hepsi Ümraniye'de sözleştikleri yerdeydi. Zanlı karşısında kız çocuğunu değil akrabalarını bulunca kaçmak istedi. Öldürülesiye dövüleceğini anlamış olacak ki kurtulabilmek için ters yöne girmeyi de kaza yapmayı da göze aldı. Ama çocuğun akrabaları da en az onun kadar kararlıydı. Önce içlerinden biri aracın ön camından içeri girmeye çalıştı. Arabayla kaçarken de yolda arabanın ön kısmını atlıyor, kaputu atlıyor. Tacizci çıkmaz sokağa girince bu kez bir diğeri aracın arka camını kırdı. Aynı gruptan başka biri ise o camdan içeriye atladı. Ön taraftan biri sarıldı, sonra aşağı düştü direksiyondaki kişi. Çocuğun yakınları tacizle suçladıkları şüpheliyi öldüresiye dövdü. Kavga eden arkadaşlar dedi ki bu dedi sapık dedi bilmem ne dedi. Öyle deyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Lincin önüne polis geçti. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alındı. Esenyurt'ta da hareketli anlar yaşandı. Silahlı iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Taraflardan biri elindeki silahla bir markete sığındı. Muhtemel saldırıyı market sahibinin kepenkli müdahalesi önledi. Silahlar çekildi, elindeki pompalı tüfekle markete girdi. İş yeri sahibinin kepenkleri indirmesi faciayı engelledi.
Esenyurt'ta gece saatlerinde başladı tartışma. Kavganın tansiyonu iyiden iyiye yükselmişti. Elinde pompalı tüfek olan kişi hemen arkamdaki dükkana girdi. O anda dükkan sahibiyle karşı karşıya geldi. Dükkan sahibi silahı almaya çalıştı. O anda arbede yaşandı, boğuşma yaşandı. Bu boğuşma bir süre devam etti ama elinde pompalı tüfek olan kişi dükkanda yine de çıkmadı. Market sahibinin en kritik müdahalesi ise kepengi indirmesi oldu. İçeride arbede yaşanırken dışarıdan silah sesi geldi. Pompalı tüfeğin tetiğine basılmasına rağmen kepenk kan dökülmesini engelledi. Zarar gören dükkanın camları ve parkta bir araçtı. Polis marketteki saldırganı gözaltına aldı. Diğer şüpheliler için de görüntüleri inceliyor. İstanbul Sultan Gazi'den bir haber var sırada. Bir kuyumcuda güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı. Elindeki çantayla içeriye girip kendisine müşteri süsü veren hırsız, içinde tam 500 bin liralık altın olan başka bir çantayı alıp kaçtı. İşte o anlar. Çantasıyla girdi içeri. Eli sehpa üzerinde duran içi altın dolu başka bir çantaya da uzandı. İlk denemesi başarısızdı. İkincisi de geldi. Hamlesi bu kez başarılıydı. Burada artık alıyor. Çantayı eline alır almaz İstanbul Sultan Gazi'deki kuyumcudan çıkıp gitti. Kalabalıktan faydalanarak çantayı aldı. O çantanın içerisinde tam 500 bin liralık altın vardı. Hırsız kısa sürede izini kaybettirdi. Takip etti diye düşünüyoruz çünkü orada bizim asıl evrak çantamız vardı. İçinde fişlerin bulunduğu çanta vardı. Onu almadı. Ona yakın olduğu halde onu almadı. Ama diğer içinde altın olan çantayı aldı ve kayıplara karıştı. Ümit Salihoğlu polise giderek ihbarda bulundu. Ekipler 500 bin liralık altınla sırra kadem basan hırsızı arıyor. Yine bir hırsızlık haberi paylaşacağız ama pek akla hayale gelmeyecek türden bir hırsızlık bu. Mezar taşlarını çalıyor bu hırsız. Sonra da zanaatini konuşturuyor. Bir mermer ustası olarak o taşların üzerindeki yazıları silip yenilerini yazarak satıyor. Hep de yeni başlıkları seçiyor. Başlığı kopardı, arabayı şuraya çekti. Yeni mezar taşlarını seçiyor, çalıp yazılarını silip tekrar satıyor. Mezar taşı hırsızı, mermer ustası bu kez kameralara yakalandı. Ben şeytana uydum dedi, ben başlıkları sildim dedi, başkasına 500 liraya sattım dedi. Dersin ki kefen çalındı, şimdi ona da inanacağız ya. Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Helvacı mezarlığında son bir yılda 4 mezar taşı çalındı. Muhtar mezarlığa dadanan hırsızı tespit etmek için çareyi bölgeye güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Demek bugünleri de görecektik. Nerede bir yeni başlık, onu alıp gidiyor, sildiriyor. Kameralara yakalanan zanlı herkesin tanıdığı bir isimdi. İlçede mermer ustası olarak çalışıyordu. Vallahi biz de şaşırdık yani. Ben özür diliyorum, ben şeytana uydum dedi. Beni bağışlayın dedi. Sana yazıklar olsun dedim. Özellikle yeni mezar taşlarını çalan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Benden özür diledi tabi karakolda. Dedim ki o başlıkları dedim. Gel dedim tak dedim. Dedi ki ben başlıkları sildim dedi. Başkasına 500 liraya sattım dedi. Pandeminin başından bu yana gündemden düşmeyen bir mesele maske takma tartışması. Maskesizlerin ısrarı bu kez Marmaray'ın durdurulması gerektirecek kadar uzadı. Marmaray'ı birbirine katan iki yolcunun maske takmamaktaki ısrarı. Öğle saatleriydi. Gebze Halkalı Marmaray hattında iki kadın yolcu çevreden gelen tüm uyarılara rağmen maske takmaya direndi. Arkadaşlar bakın biz dokunduğumuz an biz suçluyuz. Uyarılar işe yaramayınca tren durduruldu, güvenlik geldi. Arkadaşlar biz dokunamıyoruz lütfen. Abi işe geç kalacağız biz hanımefendi bizimle. Pendik'te duran trende işe geç kaldıklarını söyleyenlerin şikayetleri de yankılandı. Avukatları gelmeden inmeyeceğini söyleyen ikili ekipler tarafından vagondan zorla çıkarıldı. Bir
Bizde maske takmak bile bazılarına zor gelirken Çin'de pandemi önlemleri ne boyutta izleyeceksiniz şimdi. Ülkede yeni virüs iddiası sosyal medyada kulaktan kulağa yayıldı. Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin alev makineleriyle sokakları dezenfekte ettiği anlar çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi. Neyse ki işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı. Hem sokakları ilaçlıyorlar hem de alev makineleriyle yakıp virüslerden arındırmaya çalışıyorlar. İki hafta önce koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 12 milyon kişinin yaşadığı Çin'in Xi'an kenti karantinaya alınmıştı. Şehirde kaydedilen bu görüntüler ülkede ve dünyada korkuya neden oldu. Kimi alınan önlemlerin Ebola benzeri bir virüse karşı olduğunu iddia etti. Kimi ise ateş ve ağır kanamaya yol açan bulaşıcı bir hastalık sebebiyle temizlik yapıldığını öne sürdü. Görüntülerin paniğe yol açması üzerine kentte yaşayanlar yapılanların korkutucu ama koronavirüse karşı standart bir uygulama olduğunu açıkladı. Bu açıklama hem yüreklere su serpti hem de komplo teorilerini boşa çıkardı. Az evvel aşısızların ısrarının Marmara'yı durdurduğunu aktardık ya, o kadar ısrarcılar ki bu konuda ne diyorlar? Zaten aşı olanlar da yakalanıyor. Ben hastalığı eğer geçirirsem hafif geçiririm, sorun olmaz, kendim bağışıklık geliştiririm. Ama böyle değil durum işte. Bakın bir köşe yazısı okumak istiyorum yine size. Omikron öldürmüyorsa neden aşı oluyoruz başlıklı bir yazı bu. Ben vücut direncime güveniyorum. Virüsü kapayım bir an önce de hafif atlatıp doğal bağışıklık kazanayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Peki ya çevrenizdekiler? Aşılar ilk çıktı. Uzmanların en önemli uyarısı şuydu: sadece kendiniz için değil, risk grubundaki insanları da korumak için aşı olun. İşte kritik nokta bu. O uyarı halen geçerliliğini koruyor. Evet, omikronun öldürücülüğü daha az ama sıfır değil. Kronik hastalıkları olanlarda, aşı programına dahil olmayan çocuklarda risk halen çok yüksek. Omikronla ilgili yapılan araştırmaların tamamı delta salgınını çok dramatik bir şekilde atlatmış olan ülkelerden geliyor. Ve bildiğiniz gibi delta dalgası İngiltere'yi, Güney Afrika'yı çok sert vurmuştu. Yani insanlar hem aşıyla hem de kazanılan bağışıklıkla, doğal yoldan elde edilen bağışıklıkla yüksek antikor geliştirdiği dönemde vurdu bu omikron. O yüzden verilerin çok da güvenilir olmadığını söylüyor bazı uzmanlar. Çünkü halihazırda çok korunduğumuz bir dönemde omikron çıktı meydana. Yani biz eğer hatırlatma dozunu olmazsak tekrar düşecek tabii ki antikorlarımız ve omikronun bizde daha ağır hasar bırakma ihtimali de artmış olacak. Bir kez daha uyarmış olalım. Ve düne gidelim yine ATV ekranı. Esra Erol'un programına gözü yaşlı bir anne katıldı. Dün iddiasına göre oğlu bir kadına aşık olmuş, ardından da hem annesini hem de çocuklarını sokağa atmıştı. Açıklamaların ardından canlı yayına bağlananlar oldu ki aralarında annenin hainlikle suçladığı oğlu da vardı. Benim oğlum bir sene önce bir kadından tanıştı, Gülay Samson. Biz torunlarımdan güzel hayat yaşarken bizi mahvetti, bizi evimizden kovdu oğluma. Babaanne biz eve gidemiyoruz, babaanne o kadını istemiyoruz evde diyorlar. Oğlum beni evden attı. Günlerce sokaklarda yaşamak zorunda kaldı, oradan oraya savruldu. Sevgilisini seçen oğlu yüzünden evinden olan anne feryat etti. Başkası evinde oturuyor. Oğlum beni evden attı Esra'nın. Başka kadının ağzına baktı da torunlarım giremeye, ben giremiyorum o eve Esra'nın. Emine Pamukoğlu 35 yıldır oğlu ve torunlarıyla aynı evde kalıyordu. Gelin gitti. İki torunum. Onları büyüttüm. Biz bu 3-4 kişi biz hayatımızı yaşıyorduk. Eşimi vurdum ben. 7 sene önce beni hastanede aldattı. Ben onu pompalı tüvekten vurdum Esra'nın. Babanın vurulma olayından sonra oğlunuz hani size karşı o olay şey yapmış olabilir mi? Kızmış yok, olabilir yok. Mi? Onun altı var mı? Asla öyle bir şey olmadı. Kaç oğlum aldı götüdü cezaevine geldi. Her ay geldi, her ay torunlarımı götüdü bana. Bir gün gelmemezlik etmedi. Cezaevinde yatmak zorunda kalan kadın salgın sebebiyle tahliye oldu. Ama bu sefer de oğlu eve almadı. İddiasına göre oğlunun hayatına giren kadın bozdu aralarını. Peki problem nasıl başladı? Bu kadın girdi başladı. Anne bu evden çıkacak. Anne bu evde durmayacak. Anne bu evde koca bul git. Demir kapıyı açtı, gideceksin bu evden dedi. Beni arkadaşlarım aldılar, karakola düştük. Hastaneye düştük. Bugün kadın sığınmada kaldım. Bartın Yeşilkaya köyü muhtarı bağlandı yayına. Gözü yaşlı kadının çaresizliğini anlattı. Annesini dışladılar burada dışarıda. Evden attılar dışarıya. Kadıncağız
sürünüyor. Onun bunun evinde Aslan Baylan adını taşıyan eşik. Bir de Kenan Baylan. Evet. Ya bunun sebebiyet veren bunlar. Anne darp edilmiş miydi Muhtar Bey? Evet evet, evimi ben babamda parayla aldım, annemin hakkı yoktur diye evden attı. Heh, şimdi bak, dava ev davası. Ev ben sizin üzerinizdeydi, oğlunuz sizle beraber yaşıyordu. Evet, evet, aynen. Ne zaman güç aslında oğlunun eline geçti, sizden vazgeçti anladığım kadarıyla. Bir süre sonra ise eski gelini telefon hattındaydı. O evi kayınvalidemle biz yaptık gerçekten, tepeden tırnağa. Evet, evet, evet. Yani her şeyi biz yaptık. Babalara hiçbir şekilde destek olmuyor. Evet. Annesi orada doğru söylüyor, hani evinden attı beni diye. Başkasının çocuklarına bakıyorsun, benim çocuklarıma niçin destek olmuyorsun? Ve anne oğul ilk kez canlı yayında yüz yüze geldi. Ben kesinlikle anneme sokağa atmadım. Nasıl atmadı ki lan? Bence psikolojik sıkıntıları var. İki tane çocuğu niye bıraktı, benim psikolojim bozuk da. Neden yaptın? Benim karnımdan yaralıyor. Ha, Emine bir dakika. Bir beni dinle. Sen orada herkesi kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın. Anne dün canlı yayına bağlandı ve Esra Hanım'a bu çocuklara bakan babaannedir dedikten sonra size söz söylemek düşer mi bu konuda? Evet. Evet. O koca eve anneniz Emine Hanım'ı sığdıramadınız mı Kenan Bey? Yedi 14 Ocak haftası Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası içindeyiz. Parçası olmaktan büyük gurur duyduğum Parıltı Derneği öğrencilerinden Oğuz Uğur'u davet ettik bugün stüdyoya. Oğuz günaydın, hoş geldin yayına. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, öncelikle çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Şimdi insanlar tabii çok merak ediyor hikayeni. Sen çok ilham veren özelliklere sahipsin bu anlamda. Ben senin ağzından dinlemek istiyorum hikayeni. Tabii. Ben Oğuz. Doğuştan görme engelliyim. 24 yaşındayım şu an. Şimdi doğuştan görme engelli olmak tabii bazen farklı mücadeleleri yaşamanızı zorunlu kılıyor. Ama ben baştan itibaren mücadele ettim. Ailemin desteğiyle, annemin, babamın desteğiyle. Daha sonra kardeşimin de katkılarıyla bugüne ulaştım. Ben kaynaştırma öğrencisiyim. Parıltı Derneği ile ilkokula başlamadan önce tanıştım. Parıltı Derneği'nin de ilk görme engelli öğrencilerindenim. Bu arada küçük öğrencilerinden. Parıltı Derneği'nin teşvikiyle ve desteğiyle kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim hayatıma başladım. Kaynaştırma eğitiminden bahsetmek gerekirse de kaynaştırma eğitimi engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte aynı okullarda eğitim görmeleri anlamına geliyor. Ben mahallemin okuluna gittim ve okulda eğitim hayatımı Braille alfabesini kullanarak, kabartma yazıyı kullanarak sürdürdüm. Hem ilkokulu hem de lisemi birinci olarak bitirdim. Aynı zamanda uluslararası bakalorya diploması aldım. Bakalorya programı yetkililerinin ifade ettiklerine göre bakalorya programından mezun olan ilk görme engelliyim ben. Hı hı. Aslında biz uluslararası bir program olduğu için onlardan destek beklemiştik, yönlendirmelerini beklemiştik ama onlar da çok şaşırdılar. Biz onları yönlendirmiş olduk işin esasına girince. Hı hı. Çok zor bir program bu arada. Ben de biliyorum, abim mezun olmuştu. Ve hani hakikaten o zaman ben de düşünmüştüm acaba ben yapabilir miyim diye. Sonra dedim ki yok İlay, sen bitiremezsin bunu. Çünkü hakikaten çok zor bir program. Evet, farklı niteliklerde, farklı alanlarda çalışma yapmak gerekiyor. Bir şekilde öğretmenlerimin desteğiyle, ailemin desteğiyle, kendi çabalarımla, arkadaşlarımın desteğiyle üstesinden geldim. Aynı zamanda sportif faaliyetlerle de ilgileniyorum ben. 2006 senesinde yelkenli tekne kullanmaya başladım. Yaklaşık 2 sene boyunca devam etti bu yelkenli tekne maceram. Yelkenli tekne kullanan ilk görme engelliyim Türkiye'de. Dünyada da ikinciyim. Yelkenli tekne kullanan görme engelli olarak. Ama ilk kullanan kişi Amerikalı bir yetişkinmiş. Ben çocuk olarak da aslında dünyada bir ilk olarak kullanan ilk görme engelli çocuktum. Yani daha ne olsun? Teşekkür Bitmiyor ilkler. Estağfurullah. Mandolin çaldım bayağı bir süre. Kısa bir süre udla ilgilendim. Ben hayatın böyle devam edeceğine inanıyorum. Çünkü görmeme benimle devamlı yanımda olan bir arkadaş, artık yoldaş diyelim. Yani sevelim veya sevmeyelim. Hı hı. Önemli olan görmemeyi bir avantaja çevirmek veya bununla yaşamayı öğrenmek ve hayata iki elle tutunmak diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Tercih değil mi? Hayat tercihten ibaret. Sen neyi seçersen, sen bugün hiç evden çıkmamış,
başka türlü bir hayatı tercih etmiş bir Oğuz olabilirdin. Ama bugün bak karşımda 24 yaşında, bırak yani 70-80 yaşına gelmiş insanların yanından geçmediği belki şeyleri başarmış, denemiş, deneme cesaretinde bulunmuş ve başarıya ulaşmış. Ha ulaşamaya da biliriz tabii ki ama hani o yürekliliği göstermiş ve hayata o iştahla sarılmış bir genç olarak duruyorsun. Peki Türkiye'de görme engellilerin gündelik hayatına dair neler söylersin bize? Çok çok zorlanıyor musunuz? Gündelik hayatı kolaylaştırmanın çeşitli yöntemleri var. Parıltı Derneği de bu konuya çok önem veriyor. Bağımsız hareket ve gündelik hayatta kendi işlerimizi yapmak bir görmeyen için çok önemli noktalar. Ben bağımsız hareket konusuna epey önem veriyorum. Parıltı Derneği'nde de büyük destek aldım bağımsız hareketimi geliştirmede ve gündelik hayatta kendi işlerimi kolay bir şekilde görme konusunda, günlük hayatımı idame etme konusunda. Elimde gördüğünüz bu bir baston, beyaz baston diyoruz. Evet. Bu bastonla ben İstanbul'un her yerine kendim gidiyorum. Zaten çalışıyorum da esasında kendim gitmem gerekiyor. Metroları, Marmara'yı, vapuru, otobüsleri, minibüs, taksi, dolmuş bütün araçları kullanıyorum. Var mı yaşadığın zorluklar? Evet, zorluklar var. Zorluklar çeşitli gruplar altına konularak incelenebilir diye düşünüyorum. Mesela tabii kaldırımların bazen erişilebilir olmaması, kaldırımların üzerine dikilmiş olan direkler ve ağaçlar çok ilginç oluyor gerçekten. Evet. Çünkü kaldırımı biz ağaçlarla paylaşıyoruz ama araçlar yolu başka bir direkle paylaşmıyorlar. Evet. Aslında bizim de paylaşmamamız lazım. Kesinlikle. Ağaçların belki kaldırımın kenarında dikili olmaları çok daha güzel manzaralar oluşturacak. Doğru. Ben de o dediğini mesela işte pusetle çok yürüdüğüm için yeni yeni fark etmeye başladım. Bazı yerler gerçekten yaya için, pusetli için veya işte senin gibi bastonlu arkadaşlarımız için ulaşması imkansız hale gelmiş. Yani çok üzücü. Öyle bir yolu kapamışlar ki mesela bayağı böyle araçların 80 kilometre hızla gittiği yoldan sen bir şekilde hani tamam kısa bir mesafede olsa gitmek zorundasın tekrar kaldırıma bağlanmak için. Hani bu tarz çalışmalar yapılırken gerçekten lütfen toplumun her kitlesi düşünülsün. Evet, mesela ben bu açıklamanın üzerine şunu eklemek istiyorum. Sarı çizgiler var. Belli bir süredir sarı çizgiler kullanılıyor ama sarı çizgilerin bazıları duvarlara doğru gidip duvarda bitiyor. Bunu döşeyen ustalara, kişilere de bu konunun önemi ifade edilirse onlar da muhakkak ki gidilmesi gereken yola doğru ilerleyen sarı çizgileri döşeyecekler. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi, yani halkımızın derken hepimizin, bütün hayata dahil olan herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Bu biraz maalesef bilgi eksikliğinden oluyor. Evet. Bu da zamanla ben inanıyorum ki düzelecek. Ama en büyük sorunumuz aslında yardımseverlikten kaynaklanıyor ilginç bir şekilde. Evet, ülkemiz, insanlarımız çok yardımseverler. Bir görmeyen insan görünce hemen yardım etmek istiyorlar. Ben onları da anlıyorum ama yardım ederken bazı usullere riayet etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Örneğin ben yolda yürüyorum. Evet. Bu şekilde. Hiç haberim yok. Birden biri kolumdan tutup çekiyor. Ya da biri kolunu omzuma atıyor. Ama daha selam vermedi, kendini tanıtmadı. Evet. Beni tuttu çekiyor, nereye çekiyor? Abi diyorum, nereye çekiyorsunuz? Ben yardım etmek istiyorum diyor. Haklılar, evet yardım etmek istiyorlar ama biz yok, de görmeyenler musun, olarak... Talep yoksa sen orada kendi işini hallediyorsan aslında... Kesinlikle. Ben zaten mesela bir görmeyen olarak karşıdan karşıya geçeceğim zaman çok karışık yollarda yardım istiyorum ya da bilmediğim zaman yardım istiyorum. Yine yardım etmek isteyen olabilir. O zaman merhabalar, ben örneğin otobüs durağına gidiyorum, size yardım edebilir miyim diye sorulursa ya da iyi günler, eğer gideceğiniz yola yardım ihtiyacınız varsa ben bu yolda size yardım edebilirim diye sorulursa en güzel yardım bu olabilir. Evet. Belki görmeyen yolu çok iyi bildiği için kabul etmeyebilir. Evet. Sonuçta biz de bazen kendimiz yürümek istiyoruz. Tabii. Bu zamanda o zamanda bu red mesajını kişisel almamak gerekiyor. Tabii. Bu çok önemli bence. Kesinlikle. Çok katılıyorum dediğine. Çünkü tamam yani hani olabilir tabii ki. Sen zaten senelerdir artık bu işin bir şekilde piri olmuşsun. Alışmışsın. Evet. İlk defa sokağa çıkmıyorsun. Veya zaman zaman işte bizim de ayağımız burkuluyor. Zorlanabiliyoruz yürürken. Hani hiç tanımadığımız birinin bir anda bizim omzumuza dokunup hadi gel kardeşim ben sana yardım edeyim. Gerek yok. Ama tabii vatandaşlarımız da düşünememiş olabilir. Kıymetli bir çağrıydı. Buradan söylemiş olalım. Lütfen hani talep olmadan... Kesinlikle. Dokunmaya gerek yok. Ben de katılıyorum evet, sana. Heyecanlanıyorlar, yardım etmek istiyorlar. Biraz heyecanımızı bastırmamız lazım bizim. Toplum olarak çok heyecanlıyız. Evet. Ben de öyleyim maalesef. Bu tip
Bir de tabii seninle konuşurken hep kendi anılarım da gözümde canlanıyor. Son yıllarda biraz tabii ket vuruldu dernekçede yaptıklarımıza pandemi nedeniyle. Ama öncesinde de buradan hepsine de selam olsun sevgili Duygu'ya, sevgili Çağrı'ya, Hale öğretmene. Ya hepsi birbirinden kıymetli benim için. Mesela Çağrı'da da dikkatimi bu çekmişti. O da avukat. Hı hı. Ve görme engelliler genelde bu mesleğe yöneliyor. Var mı özel bir sebebi ya da başka hangi mesleklerde ilerleyebilir görme engelliler, onu da sorayım. Görme engelliler avukatlığı seçiyorlar. Psikolojik danışmanlık veya psikologluk mesleğini seçiyorlar. Öğretmenlik mesleğini seçen çok fazla görmeyen arkadaşım var. Bunun özel sebebi derken aslında görmeyenler birçok mesleği yapabilirler. Hı hı. Yurt dışında örneklerini duyuyoruz ama hayatta da bazen pratik tercihler yapmamız gerekiyor. Evet. Bizim de kendi geçimimizi sağlamamız gerekiyor. Tabii. Çünkü biz de birer bireyiz sonuçta. Hı hı. Avukatlık bu bakımdan, ben avukatlık mesleği bakımından konuşabilirim diye düşünüyorum. Çünkü diğer mesleklerde tecrübem yok ama. Hı hı. Avukatlık icra etmesi görmeyen açısından kolay bir meslek. Çünkü niçin? Biz ders çalışırken üniversite hayatında da, meslek hayatında da görsellerle muhatap olmuyoruz. Evet. Önümüzdeki metinleri okuyoruz, metinler üzerine analiz edip tartışıyoruz veya bir yazı yazıyoruz. Günümüzdeki bilgisayar teknolojisinin gelişmesi de bizim bu alanda faaliyet göstermemizi büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bir metni bana bilgisayarda verdiğiniz zaman ben onu hızlıca okuyup, üzerinde işlem yapıp, metnini biçimlendirip, yazıp, dilekçemi hazırlayıp UYAP sistemini yükleyebiliyorum. Hı hı. Zaten konuşularak da icra edilen ve yazılarak icra edilen bir meslek olduğu için görmeyen arkadaşlara ben avukatlık mesleğini bu yönüyle tercih etmelerini önerebilirim. Evet, çünkü Braille alfabesiyle kolaylıkla ilerleyebiliriz. Braille alfabesiyle, bilgisayar kullanarak kolaylıkla yapılabilen bir meslek. Ama tabii burada kişisel yatkınlıklar da önemli. Ben oldum olası resmi yazı okumaktan çok hoşlanıyorum mesela. Hmm. Evet, ama başka bir arkadaşımız bu konuda şüpheleri varsa tabii ki de kendine başka bir meslek seçmeli. Evet. Mesela ben şu an erişilebilirlik konusunda da çalışmalar sürdürüyorum. Hı hı. Çeşitli programların mesela yerelleştirme süreçlerine katıldım. Seeing AI programının, görmeyenlere yönelik bir program. Hı hı. O da bana çok farklı kapılar açtı. Bilgisayar meyili olan bir arkadaşımız mesela bu alanlara yönelebilir. Teknolojik alanlarda teknoloji sahasında çalışabilir. Veya başka bir sahada da çalışabilir. Evet, bir de sizin müziğe de çok yeteneğiniz var. Hatırlar mısın bilmiyorum, o konserde var mıydın? Levazım tarafında bir otelde gerçekleşmişti. Hani biz de şarkı söylemiştik sizlerle birlikte. Ama sen o zaman belki artık küçüktün herhalde. Belki 16-17 yaşlarında falandın. Bu parıltının ilk etkinliklerinden biriydi. O zaman dikkatimi çekmişti mesela. Müziğe de çok 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 yatkın ve çok yetenekli, başarılı öğrenciler var. Burada bence temel mesele gerçekten insanların ve toplumun yaklaşımı. Bir örnek hatırladım, şimdi onu anlatmak istiyorum kısaca. Çağrı ile bir gün böyle konuşuyoruz işte. Böyle bir anda bir küçük bir kız çocuğu geldi yanımıza. Abi sen kör müsün abi? Böyle kendini göstermeye çalışıyor. Ben de hani Çağrı üzülür falan diye böyle usul usul biraz kız çocuğunu uzaklaştırmak istedim falan. Sonra dedi ki Hilal abla ne olur uzaklaştırma. Benim en sevdiğim şey bu. Hani çocuklara kendimi anlatmak. Çünkü bazen aileler çocukları bizim yanımıza göndermiyorlar bile. Sanki biz hani zarar verebiliriz diye düşünüp. Maalesef toplumun bir kesiminde böyle bir durumda söz konusu. Ama pırıl pırılsınız. İnanılmaz ilham veriyorsunuz ve bence duygusal açıdan da diğer açılardan da çok 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 daha fazla kendinizi geliştirme imkanınız oluyor tabii böyle bir durumda. Sizin anlatmanızda ifade etmem gereken bir konunun daha olduğunu hatırladım şu an, çok teşekkür ediyorum. Genelde engellilik konusu hep somut ihtiyaçların giderilmesi konusuyla ele alınıyor. Örneğin mavi kapak toplanması vardı bir aralar, hatırlarsınız evet, işte. Evet. Yürüme engeli olan, bedensel engelli arkadaşlara tekerlekli sandalye veya işte görmeyen birine bilgisayar alma, bu tip faaliyetler. Ama aslında görmeyen kişiler de birer insan olarak onların da topluma katılması gerekiyor. Sonuçta benim bir şeyler öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi sağlayacağım bir ortam da arkadaş ortamı. Tabii. Engeli olmayan arkadaşlardan benim talebim veya dikkat etmelerini istediğim nokta bu. Eğer hı-hı, sınıfınızda, çevrenizde bir görmeyen biri varsa arkadaş olmayı denemekten çekinmeyin. Evet. Hadi yani mizacınız uyuşmayabilir, o zaman arkadaş olmazsınız. Tabii. Tabii ki de, o başka bir konu. Ama eğer belki mizacınız uyuşursa çok iyi arkadaş olacaksınız. Benim çok uzun senelere dayanan arkadaşlıklarım var ve hala oturuyoruz, her türlü konudan konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, tartışıyoruz, anlaşıyoruz.
Bu nokta da çok önemli. Çok. Dediğiniz gibi aklına takılan bir soru olan biri gelip bana sorabilir. Ben de usulünce cevap veririm. Çünkü engellilikte farklı bir alan insanlar bilmeyebilirler. Evet. Ve engelli olan birine sorup öğrenmekten daha doğal da bir sonuç olamaz. Kesinlikle. Benim düşünceme göre. Oğuz, iyi ki geldin. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten hepimize ilham verdin. Bu başarılı yolculuğunda katlanarak artar dilerim. İlham vermeye, mutlu olmaya, mutlu etmeye devam edersin. Bu hafta vesilesiyle seni ağırladığımız için çok mutluyuz. Güzel bir gün geçirmeni diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de herkese mutlu günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Devam edelim diğer gelişmelerle. Meteoroloji saat verdi. İstanbul için kar vakti. Kar yağışı yarın sabah saatlerinde başlayacak ve şehrin genelinde etkili olacak. Ayrıntılar birazdan. İstanbul Bağcılar'da bir mahalleye gideceğiz. Mahalledeki bazı binaların bodrum katına su sızıyor. Binaların temeline zarar veren suyun nereden geldiği konusunda pek çok farklı iddia var. Ama en güçlü iddia bölgede kaçak bir kuyu olduğu ve üzerinin kapatıldığı yönünde. Kuyu var diyorlar ama ne kuyusu olduğunu bilmiyorum. Belki içten içe binanın yani temeli çürüyor. Üstü kapatılmış dediler. Betonla kapatılmış. Yıllar önce açıldı. Önce apartmanların zeminine, ardından sokağa aktı. Kaçak kuyu bir mahalleyi perişan etti. Akıntının geldiği yer şu iki binanın arasındaki kuyu suyunun belirtildiği yer. Binanın zemininden geliyor bu su. Bu şekilde hiç hoş değil. O kaçak olarak yapıldığı iddia edilen kuyunun suyu yaklaşık 4 ay öncesine kadar bulunmuyordu. Ama önce binaların zeminine akıntı başladı. Ardından balkonlara ve çevredekiler müdahale edince de bu binanın altından 7 gün 24 saat boyunca akıntı olmaya başladı. Sürekli akıyor zaten. Bodrumumuzda su çıkıyor. Yani ondan dolayı çok rahatsız oldu. Komşumuzun balkon dediğimiz yere de su geliyor. Buradan bir kuyu çıktığını söylediler ve kuyunun ağzının kapandığını söylediler yaşlı insanlar. Yerini de tespit ettik. Yetkili kişilere de söyledik ama özel mülk dedi belediye, biz de müdahale edemiyoruz dedi. Burası da apartmanın zemin katı ve o akıntının etkilerini burada da görmek mümkün. Tabi apartman sakinleri kendilerince önlem de almış, akıntı o kadar devam etmiş ki buradaki demirler ortaya çıkmış ve kumlar dökülmüş. Apartman sakinleri de beton dökerek önüne geçmeye çalışmış ama yine de o akıntı betonun arasından devam ediyor. Gözüküyor muydu kirişler? Tabii ki tabii. Döküntü burası vardı. Döküntü yani. Vardı. Demirlerin yani paslanmış döküntü hali, biz burayı kapattık. Bize zarar yani deprem olduğunda Allah korusun. Yani temeli zedeleyebilir. Kuyudan gelen su için mahalleli belediyeye müracaat etti ama bir sonuç çıkmadı. Orada çıkan suyu bir an evvel önlenmesi lazım. Havaların soğuması, vakaların artmasıyla evlere yeniden kapandık ve bu süreçte en zoru çocukları oyalayabilmek. Evde neler yapabiliriz? Hangi yaş grubuna hangi aktiviteler uygun? Burcu Kuraslan bir atölyede bekliyor bizi. Burcu günaydın. Bu arada şunu da seyircilerimize anlatayım sana sözü bırakmadan. Dün ben Burcu'yu aradım ve dedim ki Burcu ne olur bir yayın yap. Havalar böyle olduğunda sabahtan akşama ben çocukları oyalayamıyorum. Yapmadığım şey kalmadı. Kek yaptım, işte parmak boya yaptık. Aklınıza gelecek tüm aktiviteleri yaptık ve Burcu dedi ki Hilal inanmazsın. Şu an zaten ben yarın böyle bir yayın yapacağım, onun hazırlığındayım. Burcu şimdi sözü sana bırakayım ve merakla not alarak izleyeceğim seni. Günaydın Hilal. Hepimizin çocukları evde. Aynı durumdan ben de biraz böyle müzdaribim. O yüzden ne yapabiliriz diye düşünüyordum. Bir ekiple birlikteyim şu anda. Benim çocuklarımın okullarına da gidiyor. Birçok okulu da geziyorlar. Çocuklara anaokulunda, kreş yaşlarında bilimsel aktiviteler yaptırıyorlar. Ne zaman çocuklar okuldan eve gelseler bu aktiviteleri yapınca böyle gözleri ışıl ışıl. Anne biliyor musun şunu öğrendik, bunu öğrendik. İşte biri 3,5, biri 6 yaşında. O yüzden çok keyifli. Şimdi bebekler için daha 1,5 yaş için de yapacağız. Önce biraz daha büyük çocuklar için başlayacağız. Emre Akgün var yanımda. Doğrudur. İsim Emre. Burada yapacağımız tüm deneyler evimizin mutfağında bulunan malzemelerle yapılacak. Yani velilerimiz de hiç dışarıya çıkmadan, hiç malzeme aramadan kendi mutfağında olan malzemelerle deneylerini yapabilecekler çocuklarına. Çocuklarımızın da buradaki tüm malzemeler aşina olduğu malzemeler. Günlük hayatında mutfağında kullandığı annesinin, babasının, kendisinin kullandığı malzemeler olduğu için daha kolay bir şekilde deneylerini gerçekleştirebilecek. Hemen başlayalım. Bir mor lahana deneyimiz var herhalde. Evet. Şimdi öncelikle lahanayı elimize aldığımızda kırmızı lahana mı, mor lahana mı? Hep bir ikilem vardır. Bunun da sebebini birazdan öğrenmiş olacağız. İlk yapmamız gereken şey lahanamızın yapraklarını ince ince kopartıp
Kabın içine koyup üstüne sıcak su ekliyoruz. Yaklaşık 1 litre yeterli olacaktır bize. Yarım saat sonra suyun lahananın rengi suya geçiyor ve mor bir lahana suyu elde etmiş oluyoruz şu an gördüğümüz gibi. Şimdi bu yapacağımız deney aslında çok eskilerden beri bilim insanlarının yapmış olduğu bir deney. Çok eski zamanlarda bilim insanlarının önüne hiç bilmedikleri farklı farklı malzemeler geldiklerinde asit mi baz mı olduğunu anlamak için lahana suyunu kullanırlarmış. Biz de onlar gibi işte o eski bilim insanları gibi deneyimizi gerçekleştireceğiz. Burada ne görecek çocuklar mı? Renk değişimini görecek. En basit dille çocuklar için şunu diyebiliriz. Ekşi olan maddeler asit özelliği gösterir, acı olanlar baz özelliği gösterir. Elimizde limon tuzu var. Limonun tadı ekşi olduğu için şu şekilde lahana suyunun içine döktüğümüzde çok az karıştıralım. Hemen rengi bakın kırmızıya doğru dönmeye başladı. Yanındaki sirke onu döküyoruz. Bakın yine ekşi olduğu için, asit özelliği olduğu için rengi yine kırmızıya yakın oldu. Şekerimiz var. Şeker döktüğümüzde şöyle çok hafif karıştıracağım. Çok karıştırmayacağım. Çünkü şekerde rengi hiçbir şekilde değişmeyecek. Nötr kalacak. Hemen yanındaki karbonat. Onu da şöyle dökelim. Evet, onun da şu şekilde renginin yeşil mavi olduğunu görebiliyoruz. Daha küçük yaş grupları için en azından renk değişimleri. Hatta benzer bir uygulama yapmıştım. Ben peçeteler koyup gökkuşağına evet, bu renkten bir renge atlamış olacağı için gökkuşağına doğru dönmüş oluyor. Burada yine aynı şekilde son zamanlarda yarışma, hani yemek yarışmaları çok popüler olduğu için şöyle bir şey yaptık biz aynı zamanda. Yumurtanın beyazıyla sarısını ayırdık şu şekilde. Beyazları burada. Şimdi onların içine biraz lahana suyu ekliyorum. Özellikle şu an kahvaltı saatinde yemek yedirmek, hele yumurta yedirmekte zorlanan anneler için. Çok az limon suyu ekledim. Şimdi renkli bir yumurta yapmış olacağız. Çok hafif karıştırıyorum. Tamamen gıda da aslında içindeki renklerden. Lahana çok sağlıklı bir besin. Limon da yine aynı şekilde. Yerken ne lahananın tadını alacaklar ne de limonun tadını alacaklar. Sadece yumurta tadı gelecek. Bakın burada hemen yeşil olmaya başladı. Şu şekilde. Önce tavaya yumurtanın beyazlarını yani pembeyi ve yeşil atıp pişirip üzerine sarısını koyup kapağını kapatırsa oh mis gibi renkli bir yumurta yemiş olurlar. Çocuklara gökkuşağı yumurtası da diyebiliriz. Evet, kendileri de yapabilirler. Nasıl yapacaklarını çok da keyifli görünüyor. Ben de bugün deneyeceğim, bunu bilmiyordum. Yapmamıştınız okulda, bugün evet. Ben yapayım onu. Şimdi başka neler yapabilirim? Bir kimyasal tepkimi yapabiliriz hemen yine çok hızlı bir şekilde. Bu bardağımızın içine öncelikle biraz sirke koyuyoruz. Ben çocuklara okulda bunu yaparken sirkeyi biraz şöyle yakından koklatıyorum. Hani sirke çok çünkü inanılmaz bir madde. Temizlik için kullanabiliyoruz. Salatalarda kullanabiliyoruz. Turşu yaparken kullanıyoruz. İnanılmaz bir madde. Üzerine birazcık deterjan dökelim. Herhangi bir bulaşık deterjanı olur. Evet, herhangi bir bulaşık deterjanı dökebiliriz. Çok hafif karıştıracağım. Şimdi asit ve baz demiştik. Üzerine karbonat dökeceğiz. Asitle bazlar birbirlerini pek sevmezler. Şu şekilde elimle aldım. Şöyle biraz döküyorum. İsterlerse bunu gıda boyasıyla renklendirebilirler. Toz bu gıda boyası veya sulu boyasıyla. Yine çok hafif karıştıralım. Bu çocukların en çok sevdiği yanardağ deneyi diyorum evet. Ben buna biraz da değil mi? Yanardağ yapmak. Desenli hale getirebilirler. Bir yanardağ kartondan bir yanardağ yapıp daha desenli halde çıkartabilirler. Şu şekilde tepkimimiz gerçekleşmeye başladı. Karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Baloncuklar oluşturuyor ve yukarıya doğru köpürmüş oluyor. Söndüğü zaman ise aynı zamanda yangın söndürücü gibi olmuş oluyor. Yani çıkan bir ateşe çıkan gazı tuttuğumuzda karbondioksit söndürücü özelliğe sahip olduğu için ateşi de söndürmüş olacak. O tepkimiz devam ederken başka bir deney geçelim. Şimdi çocuklarla deney yaptığımız hepsi daha çok sihir gibi geliyor. Biz ne kadar anlatsak da işte günlük hayatımızda kullandığımız malzemelerle ilgili. Şimdi sihirle bilimin de, yani sihirde de aslında bilimin kullanıldığını göstermek istiyorum size. Bir tane Hilal senin çocuklar için de olabilir. Biraz daha küçük yaş gruplarında çok eğlendirici olacaktır. Balon bile onları eğlendirmeye yetiyor. Şimdi küçüklükten beri bir herkesin bildiği bir şey. Balonu saçımıza sürdüğümüzde balon saçımızı çeker bu statik elektriklenmeden dolayı. Elimde görmüş olduğunuzsa buzdolabı poşeti. Bunu incecik kestim. Normalde bıraktığımızda yer çekimi kuvvetinden dolayı tabii ki de yere doğru düşüyor. Şimdi ikisini de elektriklendireceğim. Şöyle saçlarımı sürtüyorum. Yeteri kadar elektriklendirebilirsek bakalım. Şöyle İyice elektriklendirelim.
Poşeti de elektriklendirdim. Şöyle poşeti havaya doğru atıyorum. Balonu yaklaştırıyorum. Şu an ikisi de aynı kutuplara sahip olduğu için birbirlerini şu anda itiyorlar. O yüzden poşet havada kaldı. Normalde biz bunu her zaman saç balonu çektiği için hep birbirlerini çekmelerini biliyoruz ama şu anda birbirlerini itmesinden dolayı da şu an poşeti aslında uçurmuş oluyoruz. Arada ip yok. Şöyle çok diyorsun. Keyifli. Gerçekten bundan çok eğlenirler. Bunu da yapacağım. Bugün bize bol malzeme çıktı. Hilal, evet. Sana, bana, izleyicilerimize çok küçük, yine küçük yaş grupları için bebek bezleri kullanıyoruz. Evet. Hemen onun da anlatalım. Bu bildiğimiz klasik bir bebek bezi. İçini kestik. Şöyle içini kestiğimizde pamuklar var. Bu pamukların arasında şu elimde görmüş olduğunuz süper emici madde bulunuyor. Bunu bebek bezini kesip pamuklarını çıkartıp poşetin içine koyup sallarlarsa bu maddeden elde etmiş olacaklar. Dediğim gibi süper emici madde. Normal peçeteye göre, süngere göre farkı nedir? Suyu emdiği zaman asla suyu bırakmıyor. Evet, yapay bir kar yapmış olacağız. Şöyle tuzumuzu dökelim. Üzerine suyumuzu ekleyelim. Şöyle. Tüm maddeyi emmiş olacak. Ve ellerine verelim böyle güzel güzel. Şu an kar yağmadı, bekliyoruz. Bakın resmen kar oldu. Bundan da çok keyif alacaklardır. Her yaş grubu diyelim Hilal. Bol bol öneriler oldu hem büyük yaş gruplarına hem küçük yaş gruplarına. Hakikaten evde çok kolay bir şekilde denenebilecek yöntemler. Sözü yeniden sana bırakalım. Burcu, şahanesiniz. Pür dikkat izledik gerçekten. Özellikle balon numarası ve bu sonuncu çok hoşuma gitti. Kesinlikle denenecek. Teşekkürler. İstanbul'da hava buz kesti bu arada. Dünden bu yana Poyraz fırtınası ve yağış sürüyor. Yağışın bu akşam da kara dönüşmesi bekleniyor. Termometreler -4 dereceyi gösterecek diyor uzmanlar ki bu da son 10 yılın en soğuk kışı demek. Yağacakmış, perşembe günü geliyormuş. Tutsun bence. Mikropların ölmesi lazım. 10 yılın en çok karı gelecekmiş. Keşke. Sıcaklık derecesi aniden düştü. Mega kentte soğuk hava etkisini gösterdi. İstanbul'da şiddetli Poyraz nedeniyle hava adeta buz kesti. Kent genelinde kar alarmı verildi. Çarşamba günü, yani yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışını İstanbullular görmeye başlayacak. Sabah gece saatlerinde kar yağışı devam edecek. Termometrelerin -4 dereceyi görmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde de kar yağışı ile birlikte yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da hava soğudu, daha da soğumaya devam ediyor. Yarından itibaren kar yüzünü gösterecek. Bu kez Çamlıca'nın tepelerinden değil, İstanbul'un batısından merhaba diyecek soğuk hava. Ve cuma günü de yeni bir kar yağışıyla İstanbullular bu yıl 10 yılın ardından kara doymuş olacak. Öncelikle Bakırköy, Silivri, Çatalca, Başakşehir kar yağışını almaya başlayacak. Daha sonra İstanbul'un merkez ilçeleri, yani diğer ilçeler İstanbul'a doğru yaklaştıkça Beşiktaş, Sarıyer gibi Beykoz, Anadolu yakasındaki ilçeler daha sonraki saatlerde almaya başlayacak. Kar yağışının bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Ama özellikle cuma günü mega kentin kara teslimi olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü kar yağışını doya doya hissedeceğiz. Hatta patenlerimizi, yani kayaklarımızı, kızaklarımızı artık nerede kayacak yer varsa oralar için hazırlayalım. Uzmanlar yola çıkacakları uyarıyor. Şehir dışına çıkacak olanların cuma günü yoğun kar yağışından dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Bununla birlikte yine buzlanma ve don olayı da beraberine gelecek ki araç sahiplerinin yanlarında zincir, takoz, kış lastikleri, bunların hepsinin bulunması gerekiyor. Hava soğudukça dışarıda yürümek zorlaşıyor. Bu yüzden de gördüğümüz ilk restorana, kafeye sığınıp orada oturup ısınmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Kar geldiğinde kalabalık ortamlara girersek eğer hem gribal enfeksiyonların hem de omikron varyantının yayılması daha da artabilir. Daracık bir odada 5 tane Covid'li ile beraberseniz %99 Covid olacaksınız. Ama koca bir spor salonunun öbür ucunda bir Covid'li varsa olmayacaksınız gibi basit bir örnekle açıklayabiliriz bunu.
Çok konuşulan bir haber var sırada. Amerikalı doktorlar tıp dünyasında devrim niteliğinde bir ilke imza attı. Kalp nakli bekleyen ve durumu çok kritik olan bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi nakledildi. Operasyon çok riskliydi ama başarıyla sonuçlandı. Tıp dünyasını heyecanlandıran bu gelişme elbette kalp nakli bekleyenlere de umut oldu. Hayat kurtaran uygulamanın detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama söz konusu hayvan domuz olunca işin bir de dini boyutu var elbette. Bakın din adamları ne diyor bu işe? In the history of transplantation, no one has ever put a pig heart in a human. So this was the first. Kimse denememişti ama onlar riski göze aldı. Denediler ve de başardılar. 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett ölmek üzereydi. Kendisine son çare olarak genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi nakledildi. İlk defa ve son derece deneysel olarak yapılan bu ameliyatın üzerinden 3 gün geçti ve hastane Bennett'in durumunun iyi olduğunu, vücudunun kalbi hala reddetmediğini açıkladı. Olay genetikçilerin yarattığı bir mucize. Tıp dünyasında çığır açan deneysel ameliyat Amerika'daki Maryland Üniversitesi'nde yapıldı. 57 yaşındaki hasta ve doktorların nakil konusunda ilk başta kararsız kaldı. Ama hasta ölüm riskini göze aldı ve ameliyat olmayı kabul etti. We're happy with our decision to move forward. And he is as well. Big smile on his face today. Ancak domuz kalbi direkt olarak hastaya nakledilmedi. Öncesinde domuzun genetiği değiştirildi. Domuzun embriyo döneminde 3 tane reddedici gen bloke ediliyor, 6 tane kabul edici gen aktive ediliyor. Bu gerçekten mucizenin başlangıcı. Bu işlem gerçekten organ nakillerinin geleceği olacaktır. Başarılı geçen operasyon tıp camiasını umutlandırdı. Çünkü organ nakillerinde en büyük problem verici. Bizim ülkemizde 1000'in üzerinde kalp nakli bekleyen insan var. Geçmiş yıllarda 100'e yakın kalp nakli yapılabiliyordu. Ama bu yıl sadece 10, hatta 10 taneden daha az kalp nakli yapılabilmiş. Bu nakil yıllardır, aylardır nakil bekleyen diğer hastalara da umut oldu. Uzmanlara göre örneğin yakın gelecekte bu sistem Türkiye'de de hayata geçerse nakil bekleyen yüzlerce hastanın hayatını kurtarabilir. 1000 hastanın en az 500 tanesine bu şekilde çok rahatlıkla kalp nakli yapılabilir ama bütün ümit genetikçilerde. Peki domuz kalbinin insana nakledilmesinde İslami açıdan bir sakınca var mı? Zaruri bir ihtiyaç halinde. Eğer alternatifi yoksa, insandan insana söz konusu olamıyorsa bu durumda domuz kalbinin insana nakledilmesi dinen caiz olur. Çin'e gideceğiz. Çin yönetimi bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da kış olimpiyatlarına hazırlanıyor. Öyle ki yemek servisi sırasında bile sosyal mesafe kurallarının bozulmaması için servisi robotlar yapacak. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin, kış olimpiyatlarında işi sıkı tutmakta kararlı. En küçük vaka artışında bile aldığı ciddi önlemlerle dikkat çeken Pekin yönetimi bu kez de basına robotların yemek servis sistemini tanıttı. 4 Şubat'ta başlayacak etkinliği takip eden gazeteciler robotlar tarafından el değmeden hazırlanan yemeklerine işte böyle ulaşacaklar. Thank you. Masalarda her kişi için ayrı bölümde tasarlandı. Yani servis gibi yemek de mesafeli olacak. Yurt dışından gelenler için 3 hafta karantina şartı planlanıyor. Çinli gazeteciler için henüz böyle bir uygulama düşünülmüyor. Robotlar hayatın hemen hemen her alanında adım adım ilerliyor. Görünen o ki tarımın da geleceği robotlara emanet olacak. İşte sürücüsüz traktörden meyve toplama sistemine kadar çiftliklerin geleceğine dair bazı ipuçları. By the year 2050. Tarla sürmek için artık güneşin doğuşunu beklemenize gerek yok. İşler gözünüzde büyümeyecek. Çünkü teknoloji gece gündüz yanınızda. Dünyanın en eski mesleklerinden çiftçilik ve elbette en zor olanlarından biri. Onların yeni yardımcısı ise gelişen teknoloji. Otonom traktör size bir uygulama kadar yakın. Yakıtından rotasına her ayrıntıyı kameralar sayesinde telefonunuzdan izleyebiliyorsunuz. Yapay zeka ile desteklenen sistem önüne ne olduğunu kestiremediği bir engel çıktığında duruyor. Aynı kameralar size o anları da anında gösteriyor.
Otonom traktörle çalışan çiftçiler bizden iyi demeden edemiyor. Sektördeki temiz, düzenli ve dürüst çalışan bulma sorunu da yavaş yavaş tarih oluyor. Otonom traktörün asıl faydasını tarla dışında görüyorsunuz. Çünkü çiftliğinizdeki işleri daha kolay yönetmenize zaman tanıyor. Geleceğin tarımı bundan ibaret değil. Seralarda da robotlar çiftçinin yanında. Dikey tarım sırasında yapay zeka fideleri tek tek dikiyor. Mühendislik harikaları aynı özeni tarlada da gösteriyor. Toprağa sürme, tohumlama ve gübreleme onlara emanet. Otonom araçlar suyu bile yardım gerekmeden alıyor. Bu sayede zaman çok daha verimli kullanılıyor. İlaçlama süreçlerinde ise uçakların yerini dronlar aldı. Sera ve tarlada her türlü bakımı yapan robotlar bir yandan da ürünler ve süreçlerle ilgili bilgi topluyor. Adım adım artan verim sonunda meyvesini veriyor. Teknoloji bu adımı da unutmamış. Her boyutta meyve sebzenin toplanması için farklı robotlar ve sistemler var. Doğru devlet desteği, denetim ve yerli teknoloji ile tarımın geleceği neredeyse tamamen robotlara teslim edilebilir. Kolombiya'ya gideceğiz. Hayvanseverler pembe bir yunus için seferber oldu. Sığ suda mahsur kalan yunus geniş kapsamlı bir operasyonla başka bir bölgeye taşındı. Pembe yunus sığ sularda mahsur kaldı. Kolombiyalı hayvanseverler yunus için adeta seferber oldu. Özel kurtarma ekibinde gönüllülerin yanı sıra veterinerler ve askerler de görev aldı. Pembe yunus ilk olarak sıkışıp kaldığı sığ sulardan alındı. Ardından da zamana karşı yarış başladı. Sevimli yunus yeni yaşam alanına özel bir uçakla taşındı. Yolculuk boyunca susuzluktan ölmemesi için gönüllüler canla başla çalıştı. Sonunda ekip ülkenin doğusunda bulunan Meta Nehri'ne ulaştı. Pembe yunus uygun yaşam koşullarına sahip nehirde yeniden özgürlüğüne kavuştu. Amazon Nehri Yunusu olarak da bilinen pembe yunuslar tatlı sularda yaşıyor. Şimdilik nesli tükenme tehlikesinde olmasa da uzmanlar yaşam alanlarının yok olması, aşırı avlanma ve tekne trafiği nedeniyle türün tehdit altında olduğunu söylüyor. Gideceğiz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Öfkeli bir boğa sadece 15 saniyede 3 kişiyi karşısına çıktığına pişman etti. İçlerinden birinin yediği darbe bakın ayaklarını nasıl yerden kesti. Boğanın öfkesine hiçbiri dayanamadı. Asıl fatura ise araya girmek isteyenlere çıktı. Rodeocunun sınavı kapının açılmasıyla başladı. Ama boğa çok iddialıydı. Sadece 6 saniye içinde onu üzerinden attı. Hemen arkadaşları koştu yardıma ama boğa hızını almıştı bir kere. Onu indirdi, ikincisini ise boynuzuna oturtup tribünlere gönderdi. Herkesin donup kaldığı anlarda neyse ki kimse ciddi anlamda yaralanmadı. Suudi Arabistan'da develerin ayrı bir önemi var. Deve tutkunları geçtiğimiz haftalarda deve güzellik yarışmasındaki botoks skandalıyla gündeme gelmişti hatırlarsınız. Şimdi de 5 yıldızlı hizmet veren deve oteli ülkenin en çok konuşulan konusu. King Abdulaziz Camel Festival, which kicked off earlier this month. Suudi Arabistan'da bir ilk gerçekleşti. Ülkenin sembollerinden olan develer için 5 yıldızlı otel açıldı. It's impossible to hide 50 camels. Suudi Arabistan'ın gözde develeri geçtiğimiz ayki güzellik yarışmasında botoks skandalıyla gündeme gelmişti. They also register the camels. Kral Abdülaziz Deve Festivali kapsamında düzenlenen ve 66 milyon dolar ödüllü deve güzellik yarışmasında 40'tan fazla hayvan yüzlerine botoks ve başka estetik uygulama yapıldığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Develer şimdi de 5 yıldızlı otelle gündemde.
Suudi Arabistan Deve Kulübü, develere 5 yıldızlı hizmet sunacak otelin tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Dünyada bir ilk olarak tanıtılan 120 odalı otelde uzman bir ekip develere koruma ve bakım hizmeti veriyor. Otelde develer için bir güzellik merkezi de var. Dünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli, deve sahiplerine de konforlu bir ortam sunuyor. Otelin bir gecelik konaklama ücreti ise 400 riyal, yani yaklaşık 1500 Türk lirası. Bu son haberimizdi. Birazdan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyebilirsiniz. Yarın sabah daha iyi haberlerle karşınızda olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.